Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, toplantının uzadığının farkındayım ama Mithat Bey uzun uzadıya anlattı. Ben o kadar uzun konuşmayacağım. Amiyane tabirle kitabın ortasından konuşmaya çalışacağım. Şimdi bu bahsettiğimiz yer, Mithat Bey'in nerede oturduğunu bilmiyorum. Hangi ilçede oturuyoruz? Oturduğumuz ilçede köy var mı önce? Şimdi ben Silivri'de doğmuş, Silivri'de büyümüş, hala hazırda da o bölgede yaşayan bir kardeşinizim. Bakın, her ne kadar mahalle deseniz de gelin ben sizi götüreyim Danamandıra'ya, gelin ben sizi götüreyim Akören'e, Çatalca'nın köylerine, Şile'nin köylerine, Beykoz'un köylerine, Tuzla'nın köylerine. Yani köy statüsünü koruyan, hala tarım ve hayvancılıkla iştigal eden, hala oraya da geleceğim hanımefendi, sabrederseniz. Şunu söylüyorum. Şimdi hala köy hayatının yaşandığı ama oradaki gençleri, oradaki köylüleri de asgari ücretle fabrikada çalışmaya zorlayacak uygulamaların altına imza atmamamız gerekir. Tarımı, hayvancılığı, köylüyü desteklemek gerekir. Bakın, İSKİ Genel Kurulu su tarifelerini belirleme yetkisine sahip arkadaşlar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin şu an Plan Bütçe Komisyonu'nda bekleyen bu teklifi var. Ama şunu ifade ediyorum. Geçen bir hanımefendi Büyükçavuşlu'da benim önümü çevirdi. 20 lira ödediğim su parası 80 lira geliyor evladım dedi. Maydanoz ekiyorum, nane ekiyorum, marul ekiyorum. Onunla çocuklarımın okul harçlıklarını çıkarıyorum dedi. Bir hanımefendi. Ben de şunu söylüyorum. Gelin, bakın gelin, buradan bize zimmet çıkar. Büyükşehir'deki meclis üyelerine zimmet çıkar diye düşünmeyelim. Bu kararı uygulamaya geçirelim. Arkasından zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı geçecek. Ekim ayına, Kasım ayına kadar beklemek oradaki köylüyü 5 ay daha cezalandırmak demek. Ama şunun sözünü bize verirseniz, şunun sözünü bize verirseniz, geriye dönük fazla ödenen su faturalarını köylüye mahsup eder veya köylüye iade ederseniz bunu konuşabiliriz. Yok, köylü 4 kat su, bakın biraz önce Mithat Bey dedi, bu bir realite, 4 kat fazla su ödüyor. Ben bunu Ekrem Bey'e de bağlamıyorum ama sonuçta şu an Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi sizde. Bu riski, bu kararı bu köylüler için, tarım için, hayvancılık için, tarımsal üretim için almak zorundasınız. Topu taca atma, minderden kaçma gibi bir lüksünüz yok. Onun için ben bu kararın üzerinde ısrar etmeye, hamaset üretmeden, bakın hamaset üretmeden köylünün, çiftçinin, üreticinin 6 tane ilçedeki 33 köyün yanında olmaya devam edeceğim. Yüce Meclis'e de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum buradan. Peki, teşekkür.